Bu akşamki yayınımızı 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan tasarının Alman Federal Meclisi'nde kabul edilmesinin yankılarıyla başlıyoruz. Berlin muhabirimiz Cem Dalaman bizlerle. Cem, kararın Almanya'daki yankıları ne oldu? Merkel karar sonrasında ikili ilişkilerin güçlü olduğuna işaret ederken Türkiye diplomatik seçeneklere bakacak gibi görünüyor. Bundan sonrasında neler beklemek mümkün? Kararın mülteci sorunu ve vize serbestisi gibi konulara olası etkileri neler olacak? Almanya'daki Türklerin karara tepkisi ne oldu? Melek, günlerdir Almanya'da bu konu konuşuluyordu. Bugünün de tek konusu haline döndü. Öğle saatlerinde yapılan oylama saatlerdir Almanya'da televizyonda, gazete, internet, online her tarafta tartışılıyor, konuşuluyor. Meclisteki oylamada katılım çok değildi. Milletvekillerinin üçte biri oylamaya gitti, katıldı. Fakat katılanların hemen hepsi evet oyu verdi. Zaten tasarı mecliste bulunan 5 partiden 4'ü tarafından birlikte hazırlanmıştı. Birlik partileri, Sosyal Demokrat SPD, Yeşiller ve Sol Parti de destek verdi, dışarıdan destek verdi ve sonuçta mecliste oturuma katılan milletvekillerinin ikisi dışında hepsi evet dediler. Hayır diyen milletvekilleri ise, daha doğrusu hayır diyen bir tek milletvekili vardı, o da Hristiyan Demokratlardan bir milletvekiliydi. Bir de milletvekili de yine aynı partiden çekimser oy kullandı. Evet, bundan sonra ne olacak? Şimdi karar çıktı. Artık Almanya, en azından Federal Meclis, 1915'te yaşanan olayları soykırım olarak tanımlıyor. Doğru. Bundan sonra ne olacak? Büyükelçi, Ankara'nın, daha doğrusu Berlin'deki Türkiye Büyükelçisi geriye çekildi. Bugün öğleden sonra ilk uçakla hemen İstanbul üzerinden Ankara'ya gitti. Hüseyin Avni Karslıoğlu. Bundan sonraki süreçte gerilimli bir ilişki süreci bekliyoruz. Bunda benzer bir olay geçen yıl Avusturya ile olan benzer bir olayda yaşandı. Avusturya'da da Avusturya parlamentosunun soykırım olarak tanımlamasından sonra 1915 olaylarını Avusturya Viyana Büyükelçisi 4 aylığına Avusturya'dan ayrıldı. Sonra peyderpey tekrardan ilişkiler eski rayına girdi. Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok sıkı ilişkiler var. Bunu Merkel de söyledi, sen de bahsettiğin gibi. Yani ticari açıdan baktıkta mesela Almanya Türkiye'nin en önemli partneri. Tersi olarak da her yıl yaklaşık 5-6 milyon Alman turist Türkiye'ye gidiyor. Almanya'da yaşayan 3 milyona yakın Türkiye kökenli insan var. Yani tüm bu ilişkileri birden kesip atmak mümkün değil. Zaten Türkiye'den gelen ilk tepkiler, gerçi sert tepkiler de var. İşte mülteci anlaşmasının rafa kaldırılmasından tutun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döndükten sonra bütün olasılıkları konuşacağı şeklindeki açıklamaları var. Ama buna rağmen Berlin'deki diplomatlar, Berlin'deki Alman siyasetçiler aradaki ilişkinin o kadar da gerilmeyeceğine inanıyorlar ya da bunu umut ediyorlar. Almanya'daki Türklerin de tabii onu da kısaca anlatmak lazım. Tepkileri daha değişik oldu. Çünkü bu tasarıyla bağlantılı olarak pek konuşulmayan, ön plana çıkmayan bir olay var. O da tasarı diyor ki, daha doğrusu onaylanan tasarı, Almanya'daki ders kitaplarına bu konu bundan sonra soykırım olarak girsin ve okutulsun, tarih derslerinde okutulsun şeklinde bir ifade var. Bunun yaşama geçirilmesi halinde Almanya'da okullara giden, öğrenim gören Türk öğrencileri ya da Türkiye kökenli öğrenciler 1915 olaylarını soykırım olarak öğrenecekler. Tabii bu Almanya'da yaşayan Türk ailelerin, velilerin büyük bölümünü rahatsız eden bir durum. 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan tasarının Alman Federal Meclisi'nde kabul edilmesinin yankılarını Cem Dalaman Berlin'den aktardı. Teşekkürler Cem.